Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Dizinin son bölümleriyle, 7 ve 8. bölümleriyle devam ediyoruz. Bu bölümleri de inceleyeceğiz. Bu bölümlerin elementi suydu. Suyla devam ederiz. Hadi gelin başlayalım. Şimdi öncelikle su elementiyle bahsediyoruz ama şeyle başlıyoruz. Jao'nun Zuko'ya olan suikastiyle başlıyoruz. Jao aynı şekilde gemisini patlatarak Zuko'ya küçük bir suikast uyguluyor. Ve biliyorsunuz ki Zuko bu suikastten bir şekilde kurtulmayı başaracak. Şimdi Abba beraber Agnakela'ya geldiler takımımız Alp ile beraber Agna Kale'ye geldi ve Agna Kale'de çok güzel bir şekilde karşılandılar. Güney'deki kardeşlerimiz Avatar geldi falan şeklinde. En son Ja'o ile Airo Zuko'yu kim öldürdü diye tartışırken Airo net bir şekilde Ozay öldürdü diyor. Hani bu konuda kendinden emin. Bu sırada Azula testlerine devam ediyor ve testlerini geçemiyor niye ise ki iyi de dö dö dövüşmesine rağmen geçirmiyor Ozay onu tes testten. Bu sırada zaten takım. Agnikere da Agnakele'de şey yapıyor, ziyafette yemeklerini yiyorlar. Tabii bizim sokamız Flörtöz ile direkt Prenses Yueye küçük bir vuruluyor ve Prenses Yue'nin yanına gidiyor. Tabii bu sırada e, masaya Paku geliyor, Master Paku. Katarın işte, Katar işte su bükücü olduğunu kendi kendine öğrendiği için onu tebrik ediyor. Yarın Yagoda ile beraber su bükmeye başlayabilirsin. Sana da rehberlikçi ol olabilir, şimdi. rehber olabilir diyor. Sonrasında zaten Pakuya teşekkür ederim devam ediyor. Sokağa Yue'nin yanına gidiyor. Yue beklediği gibi prensesten çok da daha normal biri gibi. Orada küçük e, flörtleşmeler, küçük sahneleri devam ediyor. E, o sırada Han diye bir karakter geliyor. Normalde animasyonda Han ya burada olduğu gibi şeyin bir beşik kertmesiydi. E, Prenses Yue'nin beşik kertmesiydi. Ama animasyondakine nazaran burada e, Prenses Yue beşik kertmesini reddetmiş. Yani animasyonda kabul etmişken burada reddetmiş olarak görüyor ve burada hani birazcık daha sokayla ilgilenmek istediğini şey yapıyor. Han'ın da ise başarılı cesur olduğunu görüyoruz. Burada Han zaten Soka'dan yardım istiyor ve bunu gerçekten samimi bir şekilde istiyor. Animasyonda birazcık daha düşmanlık varken aralarında rekabet varken burada kardeşim gel bize e, tecrübelerini anlat sen, önemli bir savaşçısın imajı veriyor ve gerçekten de bunu kastediyor. Hiçbir kıskançlık belirtiyor. Yok şeyi yok. Tabi burada e, Master Paku'yla Paku'yla şey Kuzey Su Kabilesi'nin liderinin avatar olan bakış açısı çok irite edici. Sen işte duyduk ki birçok başarı şey yapmışsın. Birçok yerde ateş hususunu tutmuşsun. Burada da bize yardım edersin herhalde. Geliyorlar falan filan diyor. Eng diyor ki ben hiçbir şeyde uzmanlaşmadım. Ha, öyle miydi deyip geri çekiyorlar. Lan bir şey öğretin. Sizin bu kadar mı kültürünüz öldü? Yani Avatar bir şey bilmiyorsa öğreteceksiniz. Orada oranın en iyi su bir var. Paku var. Sen bir şey öğretmiyorsun. Ve bunu da enkte kabul kabul ediyor. Yani öğrenmek için çabalamıyor. Bu, bu sefer Katar ise Yagoda'nın yanına gidiyor. Yagoda'dan e, iyileştirme teknikleriyle bilgi alıyor. Ama burada da Katar'a e, ne zaman dövüşeceğiz diyor. Yok kadınlar dövüşmüyor diyor dediklerinde. iyileştirmeyle ile çok ilgilendirmiyor. Yani Katar'ın iyileştirme gücüyle çok ilgisi yok. Sadece dövüşmek istiyor. <laughs> Katar'a böyle bir rol biçmişler çünkü. E, ne yazık ki. Bu sefer de de madem benim avatar halimden yardım istiyorlar. Ben o zaman Kuru'nun yanına gideyim. Kuru Kuruk'la konuşayım diyor. Prenses Yuya ile beraber Kuruk'un yanına gidiyorlar. Ve Kuruk'la buluşuyorlar. Aynı şekilde Kuruk tamamen Loruna uygun bir şekilde işte ben hayatım boyunca Spritlerle savaştım. Şey yaptım. Hani sana Avatar olma konusunda yardım zaman Ben Avatar haline giremiyorum. Benim ruhum çok zedelendi. Senden daha iyi değilim. Çekiyor. Ve işte Kuruk'un hayatındaki e, olaylardan bahsediyor. Arkadaşlarına çok güvenme. Arkadaşlar şey değil sen avatarsın yalnız git zorundasın şeklinde bir şey yapıyor. Tabi bu sırada Sokayla Yue'nin flörtleşmesi birazcık derinleşiyor. Avatar orada kurukla konuşurken. Ve şey öğreniyoruz e, Spirit Dünyası'da e, Soka'nın karşısına çıkan tilkinin aslında Yue olduğunu öğreniyoruz. Çok yanlış değil. Bana kalırsa yapılabilir bir şey. Çünkü zaten Ay ruhuna dokun. Spirit Dünyası'yla bir bağlantım var. Orada bir canlı dönüşüp gez, gezmen de bence bir fark yok. Ve hani burada UA zaten Soka'dan etkilendiği için rüyalarıma giren insan başkası diyor. Ve orada zaten şeyler yapıyorlar, öpüşüyorlar falan filan. Soka yine yolunda. Sonra Katara Paku'nun yanına geliyor. Ben, hani dövüş öğretici diyor ki Kuzey kabilesinde kadınlar dövüşmüyor. Biz kültürümüzde bu yok falan diyor. Bunu Katara Enge şikayet edince belki de haklılar diyor. Siz dövüşmemeniz. Çünkü kuruğun yanından çıkmış ya. Arkadaşlarını riske atmamalısın mantalisinde. Belki de dövüş görüşmemeniz daha doğru. Sizi de korumayayım falan muhabbetine giriyor. Eng eng <laughs> yok çok kötü. Yani sonrasında Ayro Jao ile ilgili şey diyor sen evet şöyle böyle bir plan verildi sen kuzeye basacaksın ama nasıl yapacaksın? E, yani Zhao elinde bir şey gösteriyor ama içinde ne olduğunu tam söylemiyor. Tabi o sırada Zuko askerlerin arasına karışmış. Büyük hasta olduğunun farkında ama bir plan kurmuş mu görüyorsun zaten. Azula tekrar teste giriyor. Girmesi isteniyor. Biri bir toprak bükücü seç karşı taraftan. Hayır seçmeyeceğim diyor. Sen bana mı karşı geliyorsun o zaman şey yaparken Azula bir anda şey yapıyor bir anda el elektrik bükmeye, yıldırım bükmeye başlıyor ve Ozay'ın yıldırım bükmesinden ikilendiğini görürüz Çünkü Zuko'yu sürekli motivasyon olarak kullanıyor ve artık Azula'nın hazır olduğu şey yapıyor. Azula da zaten beni rahat bırak ben şey yapacağım diyor. Kendi yolumu çizeceğim diyor. Burada Sokka ile Katara'nın konuşmasında şöyle bir şey var. Sokka sonuna kadar Katara'yı destekliyor sonuna kadar. Motivasyon bükücü olarak <laughs> motivation bendir. Bu çizgi romanda geçen bir tabirdir bu arada. Motivasyon arttırıcı bir şey şekilde sen yaparsın. Sen su bükmeyi kendi başına öğrendin. Bir şekilde halledersin diyor. Ve burada Katara Paku'nun karşısına çıkıyor. Neredeyse neredeyse birebir fight da hani çok e, birebir diyemeyeceğim ama güzel bir su bükme fight'ı gerçekleşiyor. Her ne kadar eller bir birleştiğinde bir şamalan e, vibe'ı korkutsa da yine de su bükme şeyleri çok kötü değil. Su bükme gerçekten güzel yapılmıştı. Sahneler falan bence iyiydi. Ama yine ve yeniden Haku'nun şey ders alıp şey Su bükmeyi öğretmesini beklersin değil mi? Yine ya bu. Bari bu kıza öğret. Avatar'a öğretmiyorsun. Bari buna öğret ya. <laughs> hani gün yok kimse kimseye bir şey öğretmiyor. Ne, neymiş bu böyle? Devlet sırrı mı? <laughs> Anlamadım böyle yani. Tabi burada Eng'e gelip biz kendimizi koruruz. Biz kendimizi bir şekilde hallederiz. Muhabbeti çeviriyorlar. O sırada Açış Ulusu büyük donanmalarla geliyor. Eng ve takımı e, bir gemiyi hallediyorlar. Ama arkaya bir bakıyorlar ki halledemeyecekleri bir ordu var. E, aynı animasyondaki sahne gibi. Sonrasında Zuko e, küçük bir tekneyle gemiden ayrılıyor onun e, derdi tamamen avatarı yakalamak. Burada yine Makos e, Mako müziğiyle işte duygusal anlarımı falan görüyoruz. Sonra savaşa hazırlık yapılıyor artık her herkes savaşa hazır bir şekilde girecek. Pako hala Katara'yı savaşa sokmama derdinde. Sonrasında Katara kadının gücü diyerek diğer kadınları çağırıyor ve diyor ki hani artık biz de kendi ülkemiz için savaşacağız kendi toplumumuz için savaşacağız. O sırada Yue de katılmak istiyor ama UE'yi korumak için Sokayı görevlendiriyor. Sokay ile UE beraber devam ediyorlar. Jao yeni planını açıklarken bir şeyde çam balonda tamamen vahaya gidecek. Arka taraftaki buz arasındaki vahaya gidecek. Bu uzun araştırmalar sonrasında bulduğu buldu. Kuruğun bıçağıyla gidecek. Aslında kutudaki şey kuruğun bıçağı. Spiritleri kesmenin başka yolu yok diyor. Burada bir değişiklik yapmışlar. Yani direkt spiritlerin mortal formunda dönüştükten ateş bir kere öldürmektense hani Kuruğun bıçağıyla öldürmeyi tercih edecek. Kurum bıçağın lore uygun yine aynı şekilde. Çünkü e, spirit dünyasında portallar açık olmadığı için orada herhangi bir şey bükemiyorsun. O yüzden orada hayatta kalabilmek için Kuruk kendine oradaki malzemelerden silah yapmış ve e, spiritleri o şekilde mücadele etmiş bir avatar. Hani imkansızlıklar içinde <laughs> dövüşen bir avatar. Kuruk çok değerlidir o yüzden. Kuruk bıçağı alıp şeye geliyor. O sırada Eng Eng'e Kuruk görünüyor. Şimdi bu da e, normalde animasyonda çok olmayan bir şey ama lore'a uygun bir şey. Çünkü çizgi romanlarda Avatar Yangchen'in de bazen enge göründüğü, bazı şeylerini anlatabilmek için çabaladığını görüyoruz. Yani böyle bir ruhlar gelip işte ben bir şey hissediyorum, burada bir sıkıntı var deyip gelebiliyorlar. Geçmiş avatarlar gelebiliyorlar. Burada da Kuruk bunu yaparak geliyor. Yani yine lore'a uygun bir şekilde yapıyor. Burada gereksiz bir Momo harcanma sahnesi var. Yani düşen birini kurtarırken Momo, e, Momo taşın altına kalıyor. Çok üzülüyorum yani. Sonra Yue ile beraber beraber suyun içine koyup iyileştiriyorlar Vaha'da suyun. Momo'yu kurtarıyorlar. Ama o sırada Jao ve Airoh birkaç askerle beraber Vaha'ya geliyor. Vaha'da klasik şey tartışmasını yapacaklar. İşte ruhu öldürme, dengeyi bozma, Ay ruhunu öldürme muhabbeti. Sonra burada tabii Katara ile Enk de geçecekler. O sırada karşılarına Zuko çıkacak. Zuko vs Katara göreceğiz ve gerçekten güzel bir vs oldu. E, hatta şey sahnesinde ben çok e, şey oldum birazcık kesin istedile daha neşeli söylese daha mutlu olabileceğim. Engin e, Katar'ı destekleyecek şekilde e, çok hasar vermeyin. Yeterince insanlar zarar gördü demesi. Sonrasında Zuko merak etme bir şey yapmam demesi. Senin için söylemedim demesi. Vesaire çok güzel bir sahneydi. Gerçekten şeydi. Biraz daha en güzel söylese onu çok daha etkileyici olabilirdi. Dediğim gibi fight sahnesi güzel olmuş. Katara gerçekten kendini izleye izleyemeye, şey yapar yapamam artık bilmiyorum bir şekilde geliştirmiş durumda. Jao e, Zhao ay ruhunu koydu kırmızı ay çıktı sonrasında zaten bıçakla öldürecek bıçakla öldürdükten sonra Eng kendini feda ederek aslında animasyondakiyle aynı sahne ve orada açıklanmayan bir yer vardı gerçekten de Eng kendini feda ederek orada veriyor aslında ay ruhu geri dönmeseydi Engin ruhu da dönmeyecek bunu Kora'da daha iyi anlıyorsun. çünkü orada anlatılmıştı burada çok anlatılmadı gerçekten okyanus ruhu ay ruhu öldüğü için bir öfke patlaması yaşıyor ve ruhu bozuluyor. Sibir dünyasında iç karışıklığa sebep olan bir durum ve gerçekten de ruhu şeye kayıyor. Rava, Ravadan çıkıp birazcık da Vatu'ya kayıyor. Yani Vatu'nun kontrolündeki ruhlara kayıyor. Burada Ocean Spirit yani şey insanları kurtarmak amacıyla değil, tamamen intikam amacıyla aslında şey yapar. Bu, bu yine dediğim gibi Laura az çok uygun bir sahneydi zaten birebir yapmışlar. Görsel efektine çok fena değil. Yani gö görsel efekti daha morumsu, Şeydeki gibi daha Abimsi değil. Daha çok Koradaki gibi... ...morumsu yapmışlar. O da... E, ...kabul edilebilir bir durum. Tabii Zhao'yu Spirit'lerin almaması... Airo tarafından birazcık... Ya ...yakılması falan çok hoş gelmedi. Hoş bir sahne gelmedi. Keşke Spirit alsaydı. Yani bilemedim o. Eng'i kurtarmaya çalışıyorlar ama olmuyor. En sonunda zaten Yue... E, ...Soka'yı dondurarak... Yani ...diyor ki benim zaten bir parçam Ay'ın ruhuydu. Hani ben ruhunu bana verdiği... ...ruhu geri teslim ediyorum diyor. Ve o epik sahneyle beraber... Ama bu sefer daha sahnelerin şeyi tonu daha karan. Daha kan Daha şey. Hani kesinlikle bizim çocukken izlediğimiz seri gibi değil. Daha şey yetişkin serisi gördüğünü hisset en büyük bölümlerden bir tanesi bu gerçekten. Çünkü insanlar vefat ediyor. Artık üstlerini kapatıyorlar. Bu animasyonda görmediği şeydi bizim. Sonra zaten Zuko ile Iron One tapınağından ayrıldığını görüyoruz. Aang yine ölüleri görüp hüzünleniyor. Kaçmaya çalışıyor. Sonra takım onu tekrar buluyor. İşte bir şekilde moralini güzel şey yapıyorlar. Sonrasında şey görüyoruz. Ateş Ulusu'nu görüyoruz. Aslında bu da bir takti. Biz ya Kuzey'i kaybedeceğimizi zaten biliyordum. Aynı Sozi'nin Toprak Krallığı'na saldırıp havasa Hava Krallığı diye bir şey yok. Hava Tapınağı'na saldırması gibi Ozay da şöyle bir plan kuruyor. Biz Kuzey'e saldırıyormuş gibi görünüp Toprak Krallığı'nda Omaşı'yı ele geçireceğiz. Omaşı'yı da kim ele geçirecek? Bir full motivasyonla doldurduğu Azula ele geçirecek bu mide de şey içinde, zincirler içinde görüyoruz ve klasik ateş uslu ele geçirdikten sonra o bayrak iniş sahnesi gördükten sonra seriyi sonlandıracağız. En son zaten en son sahnede tekrardan Sozin kuyruklu yıldızının tekrardan bu döneme denk geldiği, Ozaya denk geldiği ve Ozay'ın bunu ileride kullanacağını gösteren bir sahneyle bütün şeyi bitiriyoruz, sezonu bitiriyoruz. Sezon bu şekilde bazı bölümleri eğlendirdi, bazı bölümleri kendinden nefret ettirdi, bazı bölümleri ise hiçbir şey hissettirmedi. Böyle bir Avatar serisi izledik. Umarım bu videoları da beğenmişsinizdir. Kanalda Avatar lore'una dair Avatar'ın hikayesini anlattığımız birçok video paylaşıyorum. Kanalı takip edip videoları beğenirseniz bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.